tüketicilerimizi, bilinçli tüketici hakkını arayan tüketicidir. Lütfen haklarımızı arayalım. Öfke yok, sinir yok. Sakin olacağız. Çünkü hukuk belki geç tecelli eder ama eder. Başkan Gündüz, internet ortamında yapılan alışverişlerle ilgili gelen şikayetleri ve dikkat edilmesi gerekenleri anlattı. Burada sahte sitelerden bahsetmek istiyorum. Lütfen sitelere girdiğiniz zaman sitelerin en altında HTTP diye bir şey vardır, kod vardır. Onu takip etsinler. Ve muhakkak e, o site gerçek mi değil mi? Çünkü şimdi mesela bir turizm sezonu da yaşıyoruz. Bir sürü sahte tatil sitelerde türeder. Evet. Bunlarla ilgili şikayetler de var. İkinci büyük şikayetlerimizden biri kargo veya ürünlerin hasarlı gelmesi. Hı. Ben tüketicilerimizi buradan uyarmak istiyorum. Ürününüz Hı. size geldiğinde Lütfen paketi açtırın. Eğer paketi açtırmıyorsanız, öyle teslim alıyorsanız onun son sahibi de siz olursunuz. Dolayısıyla da teslim fişlerini lütfen ben bu paketi kontrol etmeden teslim aldım diye bir şerh düşün. Eğer bu şerhe düşerseniz bu paket içerisinde ürün arızalı, sıkıntılı yani e, ayıplı çıkarsa veya başka bir ürün çıkarsa müteselsilen kargo şirketi de buna sorumlu. Başka Mağaza vitrinleri başkan. ve internet sitelerindeki ee, indirim evet, aldatmacasına ee, dikkat çeken Başkan oldu, Neşet böyle. Gündüz, tüketicilere ilgilenme. uyarılarda Zaten bulundu. Artık 365 gün indirim olmaya başladı. Senedeki defa indirim olurdu. Yani bir yaz, bir kış indirim olurdu. Şimdi her gün, hatta her saat indirim var. İndirim, 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 indirim. İnternette, sayfalarda böyle şey olmaz. Yani bu şimdi bir kanunu düzenlemesi var. Bir prosedürü var. Yönetmeliği var. Mevzuatı var. Buna göre olması lazım. E, bunu kim takip edecek? Ticaret odası, işte belediyeler ilgili kurumlar takip edecek. E biz de takip ediyoruz, söylüyoruz. Dolayısıyla da tüketicilerimiz her indirime inanmasınlar. Tüketicilerin hakları konusunda bilinçli olmaları gerektiğini vurgulayan Gündüz, Türkiye'nin tüketici hakları konusunda Avrupa ülkelerinin ötesinde olduğunu belirtti. Avrupa'daki sistemlerin çoğunu yakaladık biz. Oto sistemi kurduk burada. Dolayısıyla da burada e, devleti idare edenlere de ben teşekkür ediyorum. E, bu 6502 yasa 2013 yıllarında e, gündeme geldi ve çıktı. Gerçekten tüketicilerimiz için bir çığır açan bir sistem. Ve Avrupa devletlerinin ötesinde bir e, haklarımız var bizim. Avrupa'nın çoğunda böyle haklar yok. Hı hı. Hak var ama bu kadar geniş tanınan haklar yok tüketicilere.